O sarışın sürtükte aran nasıl? Neden benimkiler hep sürtükte, seninkiler hep prenses? Bu soruya yalnızca sen cevap verebilirsin. Bu adam gariptir. Bir oda dolusu kadınlar arasında kalsa daima en yoksul ve en aptal olanını seçer. Bu adam da gariptir. Karısı yarı çıplak sahilde dolaşıyor ama o karısının yalnızca güneşlendiğini sanıyor. Karımın başka bir erkeğe ihtiyacı yok ki. Kırkını geçmiş erkeklerin cinsel gücü için bunama oradan başlar derler. Lütfen kıskançlığını bu kadar belli etme. Kıskançlık mı? O benim çırağım. Bildiği her şeyi ben öğrettim. Bu da ancak yol paramı karşıladı. Birini alıp yetiştirirsin ama gerisi biyolojiye bağlıdır. Biyoloji de alın yazısıdır. Ah, yine filozofluğa başladı. Bakın, dünyada iki tür insan vardır. İşçiler ve patronlar. İşçiler patronluk yapamaz, patronlar da işçi olamaz. Ve sen dostum iyi bir işçisin. Allah'ım, onu eğitmek için ne çok uğraştım. Ama kanına işlemiş bir kere, yok edemedim. Bak kokteyllerin ne kadar nefis, barın ne kadar temiz. Evet dostum, artık kıskançlığı bırak, kendinle gurur duymalısın. Duymuyorum. Bu çocuk iyi bir barmen mi yoksa değil mi? En iyisi bence. Bak evet. Seni seviyorlar. Bak ahbap, eğer bu işte kalacağımı sanırsan... Sen doğuştan işçisin. Uzun süre suda kalmaktan ayakların bile perdeli oldu. Şansı yaver gitti ve zengin birini buldu. Şans mı dedin? Sen yapamazdın. Bu adamı hiç yıldır tanırım. Hiçbir işi bitirdiğini görmedim. Burası paralı güzel kadınlarla dolu. Mesela şu yeni gelen zengin ve olgun ama ona raklayamazsın. Demek öyle ha? Geçen gecenin tadı damağında kaldığı için geldim. O gece gönül eğlendirmek istemiştir. Böyle bir kadını kandırmak için ne yapmak gerek biliyor musun? Onu, menajerini, avukatını, hissedarlarını, hizmetçisini ve tenis hocasını, hepsini birden etkilemen gerek. Ben bu konuda yeterince tecrübeliyim. Pekala, $50. Şu barda bile ilgisini çekemeyeceksin. Ciddi misin? Anlaştık. Siz de tanıksınız, çaktırmayın tamam mı? Tamam. Matmazel. Buzlu vodka, bir damla da limon. Aa, yo yo, burası Karayipler. Hiç değilse bir jus d'amour için. Efendim? Jus d'amour, yani aşk iksiri. Taze meyve suyuyla yapılıyor, biraz da şarap. Ve inanın bana, gerçekten benzersiz bir tadı var efendim. Aşka davet ediyor. Affedersiniz, benim anlamda erkek arıyor mu yazıyor? Lenslerim yokken hiçbir şey göremem ben. Kendine çok güveniyorsun değil mi? Evet. Bu ilgini çekmiştir eminim. Müthiş çapkın, başaramadı. Yanılıyorsun. Oyun daha bitmedi. Hemen atılıp bir teklif yapsa eğlenceli olmazdı değil mi? Barmen. İzninizle. İyi geceler Paul, teşekkürler. Güzel bir geceydi. Bana ahtapota benzediğimi söylerler. Çok kötüsün. Ha, 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 ha.